Bu seçimde iki şeyi oylayacağız. Bir tanesi kentini, kentin geleceğini, sürdürülebilirliğini ve bu kentleri sağlıklı bir şekilde korunmuş çevresi, tarım ortamıyla birlikte, doğasıyla, tarihiyle birlikte gelecek nesillere devredecek belediyeyle bu kentleri tamamen ranta teslim etmeyi isteyen anlayışın seçimi olacak. İşte tam da benim basın toplantımın konusu bu. Buradan başlamak istiyorum. Burada küçük bir örneğini anlatacağım size. Biraz bol belgeli, biraz fotoroman tadında olacak. Bunun adına ben İzmir Organize İşler, İzmir Sarmalı diyebilirim. Çünkü üçlü bir yapı var. İzmir'imize talip olan üç arkadaşımızın bir rant, imar rantı içerisinde nerelerde olduğunu dilim döndükçe devletin belgelerinde ve çeşitli yazışmalarında var olan belgeler ve bizim edindiğimiz fotoğraflarla dilim döndüğünce anlatacağım ki İzmir seçmeni nasıl bir süreçle karşı karşıya olduğunu çok daha iyi anlasın. Bayraklı seçmeni, İzmir seçmeni ve Karşıyaka seçmeni. Bu hikayenin başlangıcı 1977'ye dayanıyor. 1977'de Kemalpaşa Örnekköy'de 148 ada 119 parseldeki bir tavuk çiftliği hikayesinden başlıyor. Fotoğrafımızın ilk fotoğrafları da değerli arkadaşlar bunlar. Burada 1977'de yapılmış adını andığım ada ve parseldeki şu harabe haldeki tavuk çiftliği görüntüleri. Bu inşaat yapılmaya başlandığı andaki hafriyat çalışmaları, meydan düzenlemesi şeklinde gidiyor. Şimdi buradaki fotoğraflarda renkler görüyorsunuz. Bu renkler birazdan anlatacağım evrakta sahteciliğe konu olan renkler. Buralarda farklı renklerde sanki konut varmış gibi ifade edilen renkler bunlar değerli arkadaşlar. Ha unutmadım. Bir de Bilal'in evi var. Bekçi evi. Buna biz Bilal'in evi diyoruz. Bunun da son haliyle neye dönüştüğünü hep birlikte göreceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi burada söz konusu bir şirket var. Kırkpınarlar Süt Ürünleri ve Hayvancılık Ticaret Limited şirketi. Bu şirket Sayın Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar ve babasına ait 50 yıllık genel müdürlüğünü de Bilal Kırkpınarlar ve babası yürütüyorlar. Dolayısıyla esas konu Kırkpınarlar Süt Ürünleri ve Bilal üzerine kurulu bir hikayemiz var. 27.11.2018'de Bilal Kırkpınar'ın babası Hatip Kırkpınar'ın TC kimliği üzerinden devlete bir başvuruda bulunuluyor. Çıkartılmış olan imar affı çerçevesinde ki imar affının Türkiye'nin başına açtığı belaları biliyorsunuz. Böyle 12 adet yapı kayıt belgesi alınıyor. Ha unutmadan bir de Bilal'in evi var. O gösterdiğime onun da 13. olarak yapı kayıt belgesi alınıyor. Bu yapı kayıt belgeleri alındıktan sonra imar affından faydalanarak alınıyor. Buralarda beyanlarda bulunuyorlar. Diyorlar ki burada insanlar yaşıyor, bağımsız bina diyorlar. Az önce gösterdiğim fotoğraflar yapı kayıt belgesinde bulunan fotoğraflar ve vasfının değiştirildiğini anlattıkları, izah ettikleri ise burası tavuk çiftliği değil artık. Burası insanların yaşadığı 91 adet bağımsız yapıdır, binadır diyorlar. Yani burada yapı kaydı alırken bile aslında yalan beyanla suç işleyerek almış oluyorlar. Ve arkasından 22.03.2019 tarihinde yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 31 Mart seçimlerinde yerel seçimi alacağının anlaşılması üzerine bir ruhsat başvurusunda bulunuyorlar. O ruhsatın adı da güçlendirme ruhsatı, yapı tadil ruhsatı, güçlendirme ruhsatı olarak alıyorlar. Arkasından biz Cumhuriyet Halk Partili belediye seçimi kazanıp görev başına geldiğinde var olan şikayetleri değerlendirmeye başlıyor. Bu şikayetler içerisinde çokça bu Bilal Kırkpınar'ın yapısı üzerine şikayet gelince sağ olsun o günün belediye başkanı Sayın Rıdvan Karakayalı ve o günkü sorumlu Arzu Külahçıoğlu Altınöz girişimlere başlıyorlar. Girişimleriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi'ni göreve çağırıyorlar ve bunun tespitinin yapılmasını talep ediyorlar. Arkasından Kırkpınar Süt Ürünleri'ne siz burada kaçak
işler yapıyorsunuz, olmayan imalatlar yapıyorsunuz, eklentiler yapıyorsunuz diye suç duyurusunda ihtarda bulunuyorlar. Bunlardan vazgeçmelerini söylüyorlar. Bir sürü işlem yapıyorlar. Sonrasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı denetimler sonucunda Kemalpaşa Belediyesi'ne bir yazı yazıyor. Diyor ki yazısında ufak paragrafları okuyarak geçeceğim çünkü çok şey var. Bir kere yapı kayıt belgesi 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilir. Yani bu binanın sonraki hali için yapı kayıt belgesini vermek mümkün değildir diyor. Yapı kayıt belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında 10. maddenin ikinci fıkrası uyarınca suç duyurusunda bulunulur. Yani yalan ve yanlış beyanla yapı kayıt belgesi aldıklarını tespit ediyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Denetim Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulun diyor. 10. maddesinin ikinci fıkrasında yapı kayıt belgesi düzenleme safhasında devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşa yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında 26.9.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan başlıklı 206. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunuz diyor. Kime diyor? Bizim Kemalpaşa Belediye Başkanımıza. Kemalpaşa Belediye Başkanlığımız bunun üzerine suç duyurularında bulunuyor. İvedi bir şekilde de bir şey yapıyor. Diyor ki değerli arkadaşlar, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bir yazı yazıyor. Bu bulgular ve eklentilerle birlikte, elindeki var olan eski fotoğraflarla birlikte ve bu yapı kayıt belgesi sırasında konulmuş fotoğraflarla birlikte, yapı kayıt belgesi kanunen geçersiz olduğu anlaşıldığından yapı kayıt belgesinin iptali gerekmektedir. Kurumumuz gereğini yapılarak ivedilikle Yapı Kontrol Müdürlüğümüze işlem hakkında neticenin bildirilmesini talep ediyor. Yani burada İnşaata konu olan yerin yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesini Cumhuriyet Halk Partili belediye talep ediyor. Bu bölgeyi biraz da tanımlamak gerekiyor. Örnekköy'deki burası Büyükova dediğimiz tarımsal üretim dışında çivi bile çakılmayacağı Tarım Bakanlığı'nın ifadeleriyle belli olan bir yerde bir imalat. Birazdan fotoğrafımızda o imalatın sonunu da göreceğiz. Bunlar müthiş bir imalat yapmışlar. Yani korumamız gereken, özellikle korunması gereken tarım alanlarında imalat yapmışlar. Bunlar 27.12.2018 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün yazısıyla da anlaşılacağı üzere. Tabii İzmir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan müracaat sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Şube Müdürlüğü hemen İvedilikle bir karar veriyor 11.11.2021'de. Tabi bu karar verildiğinde Bilal AK Parti Genel Merkezi'nde bir arkadaşıyla birlikte abisinin yanında sohbet ediyor. Eşinin araması üzere evine gelen tebligattan haber oluyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu yapı kayıt belgelerini iptal ettiğini duyuruyor. Gerekçeleri şöyle: yapılan araştırma sonucunda yapı kayıt belgesine konu yapıların tamamen yıkılması ve 31.12.2017 tarihinden sonra kullanım amacı farklı yeni yapılar inşa edilmesi nedeniyle belgenin hükümsüz olduğu değerlendirildiğinden ilgili tebliğin 4. maddesinin 1. fıkrasına uygun olmadığı gerekçesiyle ilgili tebliğ 9. maddesinin 1. fıkrasına istinaden tutanak ile iptal edilmiştir diyor. Yani 11.11.2021'de iptal ediyor. İlgili belediyesince bahse konu parselde yer alan ve ilgili yapı kayıt belgesine konu yapıya ilişkin 3.134 sayılı İmar Kanunu ve veya 775 sayılı kanun kapsamında gerekli işlemlerin ivedilikle gerçekleşmiş. Yıkın burayı diyor. Tabii bunu gerekçelendirmek burada tamam yıkılıyor bu binalar. Yerine gördüğünüz üzere yeni betonarmeler, yıkım aşaması
Yani bunlar binlerce fotoğraf içerisinden ayıkladığım, daha elimizde binlerce fotoğraf var. Belgeler bir suç işliyorlar. Yani yalan beyanda bulunarak bir yapı kayıt belgesi almışlar. Sonrasında tabii yapı kayıt belgesinin geçerli olabilmesi için bir şey yapmaları gerekiyor. Burada biz belediyeden, hani bizim belediye gelmeden önce, Cumhuriyet Halk Partili belediye gelmeden 9 gün önce güçlendirme ruhsatı almış diye bu arkadaşlar. Bunun için gidip mahkemeye başvuruyorlar, Bölge İdare Mahkemesi'ne, 3. Daire Dava Başkanlığı'na. Ruhsatları iptal olan ruhsatın tekrardan geçerli hale gelmesi için, ruhsatların imar mevzuatına aykırı olduğu yapıların 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit ediliyor. Yani bu yapılar 31.12.2017'den yapıldığı mahkemece tespit edilmiş. Ve diyor ki, bu maddede bahsi geçen güçlendirme izninin yapının fiilen kullanılmasına izin verilen dönemde can ve mal güvenliğine tehdit oluşturmaması kapsamında yapılacak güçlendirmeye izin verilmesi mahiyetinde olduğu, bu maddeye dayanarak ruhsatsız biçimde yapılan yapıların güçlendirme yapı ruhsatı düzenlenemeyeceği ve usulünden ruhsatsız inşaat edilen yapıların ruhsatlı yapı statüsüne kavuşturulamayacağı açıktır diyor. Yani siz usulsüz bir şekilde burada inşaat yaptınız diyor. Burada da diyor, biz bu kaldırma talebinizi, iptal kararını, kaldırma talebinizi reddediyoruz diyor. Yani siz bu yapıyı, az önce aldığınız yeri benden başvurup yapı kayıt belgesi aldığınız bu yeri siz şu hale getirdiniz. Bu olmaz diyor. Bu Bilal'in evi. Bunu en son gösterecektim de. Hani o bekçi evi vardı ya. Bekçinin oturmasına mahsus diye yalan beyanla düzenlenen ev. Bilal'in evi. Bilal kim? Bilal Saygılı. O ne iş yapıyor şimdi? Değerli arkadaşlar. Pardon, Bilal Kırkpınar. Özür dilerim. Bizim Bayraklı Belediye Başkan adayımız. Yani AK Parti'nin Bayraklı Belediye Başkanı. Az önceki köhne yapının döndüğü hal bu arkadaşlar. Ruhsat almışlardı bu arkadaşlar. Bu yapılar için şöyle bakın. Yapının döndüğü hal, durum bu. Şu hallere dönüyor. İbretlik bir tablo. Tam organize işler İzmir sarmalı. Bilal'in evi arkadaşlar, tekrar görüntüler hafızanızda canlansın. Şu halden şu eve hale dönüyor. Bekçi kulübesi dönüyor, malikane oluyor. Ha, az önce dedim ya, AK Parti genel merkezindeydi bu arkadaş. Bu haber aldığında ne yapıyordu? 89 ve 90. bağımsız bölümün pazarlığını yapıyordu 2 yıl önce. Peki bu 89 ve 90. bölümde kaça satılıyordu o tarihte bunların her biri? 7 milyona satılıyordu. İki tanesi 14 milyon lira yapacaktı. Kaç paraya anlaştılar? 6 milyona. Kime? Birazdan göreceğimiz AK Parti Genel Merkezi'nde görevli bir Bilal'in değerli koruyucu meleğine. Tabii bu arkadaşların Bölge İdare Mahkemesi sonrasında, bu yapı kaydının iptali sonrasında hızlıca Ömer Bey'i, o zamanki Çevre Şehircilik İl Müdürünü Hışım'la arıyorlar. O Hışım'la arama neticesinde Ömer Bey bir karar veriyor. 21.01.2022 tarihinde tekrar yık dediği yapının, yapı kullanım izin belgelerinin geçerli olduğunu söylüyor. Ne diyor? Anılan yapılarla ilgili belediyece güçlendirilme yapılmak üzere ruhsat verildiği de görüldüğünden diyor. Kim vermişti bunu? AK Parti'nin kaybetmek üzere olan belediye başkanı 9 gün önce seçimden vermişti. Mahkeme bu ruhsatı iptal etmişti. Ama ne hikmetse Ömer Bey, o zamanki Çevre Şehircilik İl Müdürü, yukarıdan gelen haşmetli birinden hiddetli bir telefonla bunları tekrar canlı hale getirdi. Çok kıymetli arkadaşlar, burada bahse konu vurgun bugünün hesaplarıyla 1.8 trilyon. 91 tane villa. 90 artı 1. Bugünün değerleriyle bir daha söylüyorum, 1.8 trilyon. Eskinin parasıyla ola ki emeklilerimiz çok.
Yeni paraya pek ısınmadılar onlar, biliyoruz. 1 katrilyon 800 trilyon. Buradaki vurgun. Ve bu vurgun yalanla, dolanla, devletin arkasından dönerek yapılan bir vurgun. Hani biz buna sarmal dedik ya. Tabii bunun nasıl meydana geldiğini de bir bakmak lazım. Bu kimler bunlar? Nasıl baskı yapmışlar? Ne şekilde tekrardan bu yapı kayıt belgeleri düzelmiş? Bir de fotoğraflarımızın kayıt parçalarını da toparlayalım. Arkadaşlar at binmişler, kılıç kuşanmışlar, ok atmışlar. Bu arkadaşı tanıyorsunuz. Bizim şehrimin olmak üzere Bayraklı'da aday olan AK Partili Bilal Kırkpınar'lar. Kim bu? Eski Gençlik Kolları Başkanı. Bu arkadan gördüğünüz beyefendi tanıyabildiniz mi? Tamam. Ben sizin için çok çalıştım. İşinizi zorlamak istemedim. Buldum onu. Birazdan sürprizimiz de sona kalsın. Onun önden görüntülerini de bulacağız. Peki buradakiler kim? Dönemin valisi. Evet. Bornova Kaymakamı. Çok güzel cağ kebap partisi sonrası ok atıyorlar. At biniyorlar. Kılıcı göremedim ama bence kılıç da vardır orada. Evet. Şimdi şuradaki şeye bakın. Atın burasına ne? Kırkpınarlar. Değil mi bu? Mekan belli mekanlar. Buradaki inşaat alanı burası arkadaşlar. Buradaki kaçak yapı. Tabii bu kaçak yapı ile ilgili iş bitmiyor. Nitelikli dolandırıcılıktan dolayı suç duyurusunda bulunuyorlar. Bir yurttaşımız, bu arada bu inşaat alanında yüzlerce insan mağdur. İş yapanlar, satılmış olan insanlar, hatta peyzaja katkı vermedikleri için evine giremiyorlar. Sözde evlerine giremiyor bu insanlar. Paralarını alamamış taşeronlar. Tabii bitmiyor. Bu kaçak yapının müellifi de bir tanıdık çıkıyor değerli arkadaşlar. İzmir piyasasının çok yakından tanıdığı bir arkadaşımız çıkıyor. O da Karşıyaka AK Parti adayımız. Kendisi de bu yapının yapı denetim şirketinin sahibi. 5 tane yapı denetim şirketini kayıtlara bakıldığında, devlet kayıtlarını incelediğinde yöneten kişinin AK Parti'nin Karşıyaka Belediye Başkanı adayı İsmail neydi? Çiftçioğlu. Onun olduğunu görürler. Ben hatta buradan çağrıda bulunayım. Beni dava etsinler. Hep beraber devletimiz, organize şube arkadaşlarımızın telefon kayıtlarına, para hareketlerine, SMS'lerine, WhatsApp kayıtlarına baktığı zaman bu dava çok eğlenceli bir hale geleceğini biliyorum. Peki savcılığa başvuruyorlar. Savcılıkta deniyor ki baskı yapılıyor. Yine bir şeyimiz vardı biliyorsunuz. Bilal'in bir abisi vardı. O koruyor. Bu sürecin geciktirilmesini istiyor. Yani seçim sonrasına davanın açılmasını, bu soruşturmanın seçim sonunda davaya dönüştürülmesini istiyor. Bir bilirkişiye gönderiyor, bilirkişi rapor hazırlıyor. O bilirkişi raporunu uzatacaklar ya, beğenmiyorlar, başka bilirkişilere gönderiyorlar. Onların da bulguları biliyorum ki bu bilirkişinin bulgularından çok daha ağır olacak. Bilirkişinin bulgularında hem Tarım İl Müdürlüğü'nün tarımın Büyükova'da inşaat yapılmasına müsaade ettiğini hayretle karşılıyor. Kümes, fotoğraflarda anlaşılan kümesten villa olmaz diyor. Burada büyük bir vurgun vardır diyor. Bu nitelikli dolandırıcılığa girer diyor kısacası. Bu dosyada bekletiliyor. Değerli arkadaşlar,
Kentimize emanet ettiğimiz kişilere bütün İzmirlilerin dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum. Biz bu kenti yıllardır yönetiyoruz. Bu kentin tarım arazilerinden başlayarak suyunu, toprağını, börtüsünü, böceğini, insanını ve bu kentte yaşamın sürdürülebilir olması için gerekli projeleri yapıyoruz. Burada gördüğünüz adaylığı dönemindeki Bilal Kırkpınarlar, İsmail Çiftçioğlu ve diğer arkadaşımız az önce arkadan görüntüsünü gördüğünüz Büyükşehir adayı Hamza Dağ. Ben çok aradım değerli arkadaşlar. Attan düşerken fotoğraf bulamadım. Muhtemelen düşerken fotoğrafları da vardır ama o fotoğraflara da ulaşırsam sizinle paylaşacağım. Ben buradan açık çağrıda bulunuyorum. Savcılara, buradaki rant projesine, Büyükada'nın, Büyükova'nın katledilmesine, izin verilmemesine ve İzmir insanına gözü dönmüş rant çetelerine geçit vermemelerine ve karşılarına çıkıp bu kentte şehremin olmak isteyenlerin daha gelmeden neler yaptığına, Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi kazanacağı anlaşıldığında 9 gün öncesinde hangi yöntemlerle insanları dolandırdıklarına ve ruhsat aldıklarına çok dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu önümüzdeki tablo ibretlik bir tablodur. Bu tablodaki bütün belgeler ve fotoğraflar büyük bir çoğu devletin kayıtlarında vardır. Bu sebeple vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu proje, gördüğünüz proje bir rant projesidir. Bu proje Büyükova'ya karşı bir suç işleyen projedir. Bu proje sahte belgeler ve beyanlarla adli bir suç içinde içeren bir belediye projedir. Bırakın belediye başkan adayı olmayı. Bu projenin içindeki insanların bugün adliye koridorlarında yargılanıyor olması gerekiyordu. Ve bunlar bugün bu kenti yönetmeye talip olduklarını ibretle izliyoruz. Ve vatandaşlarımıza çağrımız var. Bunlara geçit vermemeleri noktasında ve 89 ve 90 nolu bağımsız bölümün özel inşa ettirilerek evim sığmaz, önüne de bir havuz yapın denilerek kime tahsis edildiğini, Hamza Dağ'ın burayı alıp almadığını sizin huzurlarınızda kendisine ve kamuoyuna sormak isterim. Benden belge, bilgi, fotoğraf isteyen arkadaşlar buradalar. Kopyalarını alabilirler. Sorunuz olursa cevaplamaya hazırım değerli arkadaşlar. Uzun olmadı değil mi? Vallahi kısa kestim. Köşker. Yavuz Selim Köşker. Ya fotoğraflarda da görünüyor. Evet. Evet, Yavuz Selim Köşker. O fotoğrafların tamamı oradaki inşaat alanında çekilmiş. Zaten bir ya da iki at var. Atların şeyinde de kullandıkları malzemeler de detaylı inceleme yaptırdım ben. Aynı malzemeleri, aynı atları kullanmışlar. Kaymakam var orada. Eski Bornova kaymakamı var. Onun bir şey olduğunu sanmıyorum. Meraklı at binmeye, kılıç kuşanmaya meraklı olduğunu biliyor. Bütün kamuoyu da biliyor. Diğerlerine de öğretmiş sanırım. Tabii. 90 artı Bilal'in evi. Evet. Ne çektiyse bu memleket Bilallerden çekiyor, değil mi? Giderseniz görürsünüz. Yani o verdiğim örnek köydeki ada parselde görürsünüz. Zaten yapının o coğrafyaya uygunsuz bir yapı olduğunu bakınca zaten anlarsınız. Ya burada hafriyat çalışmalarına kadar gösterdim. Yani böyle bir şey görmedim ben. Siz şeye başvuruyorsunuz, aykırılık sebebini bildiriyorsunuz. Yapı kullanım izin belgesine, imar affından faydalanmak için diyorsunuz ki kardeşim ben burada işte 10 metre çıkma yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Bu kadar cezasını ödeyip bunu ruhsatlandırmak istiyorum. Ne zamana kadar? Yıkıp yeniden yapana kadar ya da kentsel dönüşüme girene kadar burası yasa olarak size hiçbir şey yapılamıyor. Fakat bu binaların tamamı insan oturmuyor içinde. Tavuk kümesi ve hayvanların bakımına ait yem depoları şeklindeyken bir anda gördüğünüz üzere yıkılmış. Hani
Suç işlemek kastıyla orayı boyamışlar değerli arkadaşlar. Şimdi ben bir kişiyle konuşup gelmedim karşınıza. Orada çalışan boyacısından yıkım ekiplerine kadar insanları bularak geldim. Bir aya yakın zamandır biz bu dosyaya bütün ekip arkadaşlarıma hepsine teşekkür ederim. Çalışıyoruz. Yani orada bulduğumuz kepçe operatöründen boyacısına kadar herkesle konuşuldu, kayıt altına alındı, biliniyor. Burada söylediğimiz şeyler hepsi tespitli ve davaya konu olması durumunda daha çok şeylerin çıkacağını biliyorum. Sonuç itibariyle bu yapı kullanım izin belgeleri iptal olması gerekiyordu. Çünkü ruhsat iptal. Ben bir an evvel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı da göreve davet ediyorum. Bu şeyi ortadan kaldırmaları gerektiğini, Ömer Bey'in aranıp hangi kelimelerle baskı kurulduğunu da biliyorum değerli arkadaşlar. Evet. Yani biz dersimize iyi çalıştık. Sağ olsun arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.